Haziran seçimleri sona erdi. Biz de sokağa çıkıp halka bu seçimleri nasıl değerlendirdiğini sorduk. Bakalım Gemlik 24 Haziran seçim sonuçları hakkında ne düşünüyor? Biliyorsunuz 24 Haziran seçimleri sona erdi. Bu seçimin sonuçları önümüzdeki yerel seçimlere nasıl yansır? Vallahi yine AK Parti gider. Önümüzdeki seçimlere böyle şey. Demek ki diğerleri fazla çalışmamışlar dersine. Gemlik için de AK Parti'yi düşünüyorsunuz. Bak şimdi o ayrı bir konu. Gemlik içinde ben biraz şimdiki belediye başkanını yetersiz buluyorum bazı konularda. Örneğin temizlik konusunda kamera gösterirse bak hemen yan tarafı bu hiçbir yerde yok. Yani şimdi insanlara da çamur atmak istemiyorum ama yani biraz daha dikkatli olunursa temizlik konusunda. Ben bu konuda çok hassasım. Sahile gidiyorum, olmuyor. Adam su içiyor, şişesini taşların arasına alıyor. Kim çıkaracak onu? Bakıyorum sağa sola bir tane afiş yok. Gemliğimizi temiz tutalım. Gemlik Doğa Harikası, lütfen. Başka bir şey istemiyorum. Gemliğimizi temiz tutalım. O sigara hizmetleri yere atıyor. Adam elinde çöpü, önünde çöp tenekesi var yere atıyor. Bunun için broşür yapılmalı. Yani hizmet sadece hizmet, bu da hizmet. Televizyonda seyrediyoruz. Ana affedersin biz gevur diye hitap ediyoruz. Adamlar tertemiz. Git gösterdiği yerler bal dök yala. Bakın işte sağa sola ya. Bu mudur yani hizmet, bu mudur? Bence hiç bu değildir yani, bu değildir. Çok güzel, istediğimiz gibi oldu. Sonuç istediğimiz gibiydi yani. Memnunuz, sonuçtan çok memnunuz. Sonuna kadar destekçisiyiz Erdoğan'ın. Allah'ın izniyle. Sandığınızda hangi partinin çıktığını biliyor musunuz? Evet, AK Parti çıktı. Peki bu seçimin sonuçları önümüzdeki yerel seçimleri de etkiler mi? Etkiler yani, büyük ihtimalle etkilemesini bekliyorum yani. Böyle etkiler yani, şey yapmayayım. Gemlik'te hangi parti belediye alır sizce? AK Parti alır büyük ihtimalle. Hani zaten seçimlerde de, şu anki seçimlerde de belli olduğu üzere AK Parti'nin alması bekleniyor. Peki Gemlik Belediye Başkanı olarak bir kişiden beklentileriniz ne olur? Yani dürüst bir insan olsun yeter ya. Sandığınızda hangi partinin çıktığını biliyor musunuz? Sandığımızda hangi partinin çıktığını biliyorum. Hangi parti? AK Parti. Peki bu seçimin sonuçları önümüzdeki yerel seçimlere nasıl yansır sizce? Bizce çalışırsa çok iyi yansır. Yani idare şey seçimler, bu mahalle mi diyeyim ona... Genel seçim değil, yöresel seçimler, mali idare seçimler. Eğer iyi çalışırsa iyi yansır. İyi çalışırsa iyi yansır. Çalışmazsa kendileri çeker. Başkan, bilmiyorum. Bir soruyu alalım, bir soruyu. Tamam. 24 Haziran seçimleri sona erdi. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti meclis çoğunluğunu sağladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz peki sonuçları? Ben sonuçları çok iyi değerlendiriyorum. MHP'yi de yanına alacak. Bu şeyini Cumhur şeyini çok iyi götürecek. Çünkü beraber ittifak ettiler ya bunlar. Bunlar da ikisi birleştiği zaman bu şey inşallah ya, huzursa huzur olsun ya. Huzur olsun. Çok güzel gider. Türkiye kazandı. Mutlu musunuz Sayın? Çok şükür Allah'ım. Amin. Var mı diyeceksin, başka bir şey yok. Tebrik ederiz. İyi günleriniz olsun. Başarılar. Bu seçimin sonuçları önümüzdeki yerel seçimlere nasıl yansır? Şimdi şöyle diyelim. Önümüzdeki yerel seçimlerde farklı sonuçlar çıkabilir. Bazı bölgelerde hani yoğunluk olan illerimizde diğer partilerin kazanma şansı olabilir. Belediye başkanlarımız değişebilir. Oy oranları düşebilir. Bazı partilerin bazılarında yükselebilir haliyle. Ondan dolayı şöyle diyelim. Hani şimdi parti ismi vermek gerekirse Cumhuriyet Halk Partisi'nin oyları daha da düşebilir. Kazandığı yerleri kaybedebilir. MHP'nin alamadığı yerlerden Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları yükselebilir. AK Parti'nin de yine özellikle Güneydoğu kesiminde oy oranlarının yükseleceğini düşünüyorum belediye başkanlığı seçiminde. Şimdi bu Türkiye yeni bir Türkiye. Artık eski Türkiye'yi herkes unutacak. Yeni Türkiye'ye adapte olmaya çalışacak. Seveni, sevmeyeni,
İsteyeni istemeyeni herkes adapte olmaya çalışacak. Artık Tayyip Erdoğan yok. Yani Tayyip Erdoğan diye bir şeyi konumlandırmasın kimse. Biz ülkemiz için varız. Vatandaş var artık. Yani Tayyip Erdoğan yok. Halk var artık. Halk kararını verdi. Herkes uymak zorunda. Peki sandığınızdan hangi partinin ya da hangi Cumhurbaşkanı'nın adayının çıktığını biliyor musunuz? Benim sandığımdan, benim oy attığım sandıktan Tayyip Erdoğan çıktı. Peki biliyorsunuz 9 ay sonra bir yerel seçim olacak. Bu seçim sizce nasıl etkiler yerel seçimleri? Bu seçim yerel seçimleri etkilemez. Yerel seçimlerde yerelde seçilecek olanların karizması önemli. Vizyonu önemli. Çalışabilecek adamlar önemli. Yani bu adamlar geldiği zaman Tayyip Erdoğan'ın adamı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adamı, işte onun bunun adamı değil yani. Çalışacak adamı getirecek bu vatandaş. Çünkü bu vatandaş 15 senedir gerçekten ülkesini seven vatandaş. Onun için halk ne diyorsa o olacak. Yerelde de, genelde de bu böyle. Peki Gemlik Belediye Başkanı'ndan beklentileriniz neler olur? Şimdi ben Gemlik'te değilim. Ben Bursa'da oturuyorum. Ama Refik Bey güzel çalışan bir insan. Ben buraya misafirim. Her hafta geliyorum. Haftada bir gün veya haftada iki gün. Güzel şeyler oluyor bu Gemlik'te. Hele şu son 5 senedir güzel şeyler oluyor. Ben görüyorum. Ha şimdi bizim aklımızın ermediği yerler de var tabii. Biz bilemiyoruz ama Gemlik değişiyor. Yani eski Gemlik değil. Güzelleşiyor Gemlik. Bundan sonra Gemlik Türkiye'nin en güzel sahillerinden biri olacak. Ben buna inanıyorum. Yani suyundan anlıyorum. Ben yıllardır geliyorum. Çünkü 30 senedir bu ilçeye geliyorum ben. Misafir olarak geliyorum. Balıkçı olarak geliyorum. Gezmeye geliyorum. Hani Gemlik'te hakikaten büyük değişim var. Ama şu son 5 senede var büyük değişim. Ben bunu acayip gözlemliyorum yani. Çünkü ben burada hafta sonlarımı ben burada geçiriyorum. Onu iyi biliyorum. Sana şunu söyleyeyim. Fazla konuşmayacağım bu mevzuda. Şu bakımdan diyorum. Bu memlekette tek adam olarak çıkmıştır. Ve memleket hususunda hayırlı vazife yapanlardan bir tanesidir. Peki Gemlik'te sizce, önümüzde biliyorsunuz yerel seçimler var. Gemlik'te sizce hangi parti belediyeyi alır? Şimdi ona bir şey söyleyemem ama yine de AK Parti alır. Yani. Anladım. Peki Gemlik Belediye Başkanı'ndan beklentileriniz neler? Bu memleketi hayırlı vazifeler yapması, başka bir temennim yok. Nasıl biri olmasını isterdiniz? Şu memleketin gelişmesi hususunda bu memleketimize faydalı olan insanlardan olmasını nasip eylesin. Ben onu diliyorum. Tamam. Kim olursa olsun. Ben hayatta bugüne kadar 50 seneden vermiş olduğum oylarda, 50-60 seneden beri vermiş olduğum oylarda hepsinden memnunum. Şikayetçi değilim. Tamam. Ama ve lakin öbür tarafta başka türlü hareketler memleketi yıkıp gidiyor. Gelmekte AK Parti alır. AK Parti'nin almasının sebebi şöyle izah edeyim ben size. Bugün buradan Gemlik'ten İstanbul'a ulaşım 2 saat 25 dakika ile 2 saat 45 dakika arasındayken şu anda bizim Gemlik'ten ulaşımımız 45 dakikaya düştü. Şu anda bizim köprü maliyetlerimiz 65-70 lira almış olabilir. Bu problem değil. Fakat şunun illetimiz bizim insanlarımızın göz önünde alması lazım. Saat mi önemli, para mı önemli, zaman mı önemli? Bizim için zaman önemli. Birinci noktamız zaman. Eğer zamanı kazanabiliyorsak parayı daha zaten kazanmış kabul etmemiz lazım bizim. Şimdi bugün biz otoban yaptık, köprüsünü yaptık, ne yaptık? Bizim dağlarımızı açtık, dağlarımızı deldik. Dünyanın yapamadığı şeyleri yaptık. Dünyanın en büyük köprülerinden bir tanesini icat ettik. Onun yanı sıra yani ulaşım demek her şey demek. Bugün Bursa'ya geldiğiniz zaman çok özel tramvay yollarımız yapılıyor, hatlarımız yapılıyor. Bursa'nın her tarafında ulaşım kolay bir şekilde sağlanabiliyor. Dolmuş hatlarımız çok sağlıklı bir şekilde çalışabiliyor. Dolmuş taksilerimiz çok sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Aynı şekilde Gemlik'te de biz bunları yapabiliriz. Gemlik'te mesela AK Parti'nin sayesinde bizim yapmış olduğumuz çok büyük bir hastanemiz var. Bu hastanemiz bizim dünya statülerinde klaslanabilecek bir hastanedir. 24 Haziran seçimleri sona erdi biliyorsunuz. Erdoğan Cumhurbaşkanı oldu. AK Parti de meclisteki çoğunluğunu sağladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz seçimi?
Ben çok memnun oldum. Yine aynı partinin kazanması iyi oldu yani. Peki. İnşallah daha iyi devam ederler. Daha iyi fazla işler yaparlar. Memnun olduk yani. Peki sandığınızda hangi partinin çıktığını biliyor musunuz? Sandığımızda fazlalığı gene AK Parti çıktı. Peki bu seçimin sonuçlarında önümüzdeki yerel seçimin de bir etkisi olur mu? Olur tabii. Daha, nasıl bir etkisi olur sizce? Daha fazla çalışırlar. Daha fazla oyalar bir dahaki sefer inşallah. Peki Gemlik'te hangi belediye, hangi parti belediyeyi alır sizce? Gene eskisi alır tahminime göre. Çünkü bayağı bir planları, yapılacak bir işleri var hesaplarda. Onun için herhalde yine kazanır. Peki Gemlik Belediye Başkanı olarak bir kişiden beklentileriniz neler olur? Nasıl bir belediye başkanı Gemlik'te görmek istersiniz? Valla Gemlikli değilim ama iyi bir şeyler yapmasını isteriz. Yani daha fazla çalışmalarını isteriz. Biliyorsunuz 9 ay sonra yerel seçimler olacak. Sizce Gemlik'te hangi parti belediyeyi alır? AK Parti. Yani başka bir şey yani bilmiyorum gene de devletimiz milletimizin adına hayırlısı olsun yani her şey için. Peki Gemlik Belediye Başkanı olacak kişiden beklentileriniz neler? Nasıl bir belediye başkanı Gemlik'e yakışır? Vallahi bence benim tercihim Refik Yılmaz. Başka bir şey demiyorum. Neler bekliyorsunuz peki Refik Yılmaz'dan? Yani ne bekleyebilirim ki? Ne diyebilirim? Yani hani insanlarımıza, ihtiyacı olan insanlarımıza sahip çıkmasını, yani milletimize varlığı sahip çıkacak bir insan olsun. Başka bir şey demiyorum. Başka ne diyecek hiçbir şeyim yok. 24 Haziran seçimleri sona erdi. Erdoğan Cumhurbaşkanı seçildi. AK Parti de meclis çoğunluğunu sağladı. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bu sonuçları? Sonuçları değerlendiririz çünkü sonuçlar güzel çıktı. Zaten böyle olacağı her zamanki gibi belliydi. Halk gerçeği yaptı yani öyle diyelim biz. Çünkü halk inandı Recep Tayyip Erdoğan'a. Herkes ona verdi oyunu. Böyle diğer partiler falan birbirlerine girdiler. Ya ortalık karıştı. Sadece partiler değil insanlar da birbirine girdi. Hani bu şekilde olması daha iyi oldu insanlar için. Tekrar Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesi. Peki biliyorsunuz önümüzde yerel seçimler var. Gemlik'te hangi parti belediyeyi alır sizce? AK Parti alır. Peki bu belediyeden beklentileriniz ne olur? Beklentilerimiz ne olur? Düzeni sağlasın yeterli. Vatandaş seçimini seçmiştir. Vatandaş en önde gelen en değerli varlık vatandaştır. Yöneteni de vatandaş seçer, vatandaşın emrine tabidir. Ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Artık ne sayarsan say. Peki sandığınızda hangi partinin çıktığını biliyor musunuz? Bilemeyiz. Hiç kimse bilmez. Yani orada bulunmadınız sandık açılırken. Ben sandık görevlisi değilim. Oyumu kullandım, gerisin geri. Evet. Bu seçim sonuçları önümüzdeki yerel seçimlere nasıl yansır peki sizce? Onu yine vatandaş seçer. Gemlik'te hangi parti alır sizce? Ben Bursa'da oturuyorum. Bursa'da? Zorumluyum, Bursa'da oturuyorum, evet. Bursa'danım. Bursa'da hangi parti sizce alır belediye seçimlerini? Büyükşehir. İkili AK Parti'dir. Çünkü çalışana verir vatandaş. Şimdi diğer partilerden, belediye, yerel seçimlerde diğer partilerden daha layığıyla çalışıyorsa eğer o seçilen kişi, inan orada ben kendi şahsım partiyi seçmem. Belediyelerde, muhtarlıklarda ben partiyi seçmem. Parti seçimimi yine çalışandan yana kullanırım. Çünkü de ki niye? Çünkü oraya ihtiyacımız var bizim. Onların emeğine, çalışmasına, planına, projesine, akıllarına ihtiyacımız var bizim. Çünkü onların hizmetine biz muhtacız. Büyük şehirlerde böyle. Köyde aranmaz. Ben bu seçimi zaten böyle olacağını biliyordum. Yani AK Parti her zamanki gibi gene iktidarda. Yani reis gene her zamanki gibi iktidarda. Ama açıkçasını söylemek gerekirse değişkenlik isterim yani. Hani başka bir parti kazansın ya da başka parti bakalım neler yapabilecek onu görmek isterim yani açıkçası. Peki sandığınızda hangi partinin çıktığını biliyor musunuz? Sandığımızda AK Parti çıktı. Peki bu seçimin sonuçları önümüzdeki yerel seçimlere nasıl yansır sizce?
Bence gene değişmez. AK Parti gene devam. Bana öyle geliyor. Gemlik'te de peki AK Parti mi alır sizce? Gemlik'te AK Parti biraz alır. Ağlamaya da bilir ama. Gemlik Belediye Başkanı olarak bir kişiden beklentiniz neler olur peki? Nasıl bir belediye başkanı Gemlik'e yakışır? Gemlik'e nasıl bir belediye başkanı yakışır? Öncelikle efendi, dürüst, doğru, çalışkan ve yani hizmet veren bir belediye başkanı yakışır yani. Ne, hangi değişiklikler istersiniz mesela? Mesela nasıl bir değişiklikler isterim? Yani denize daha bir bakım yapılmasını, ne bileyim daha bir doğalıya daha bir şeyler yapılmasını isterim. Yani belediye başkanından bunları isterim. Yani başka parklara, bahçelere daha iyi şeyler yapılmasını beklerim. O kadar yani. Gemlik'te şu anda yapılan hizmetlerden çok memnunuz. Yani bugüne kadar yapılmayan en güzel hizmetler Gemlik'te yapıldı. Tabii ki daha güzel çalışmalar gerekiyor. Daha güzel işler yapılması gerekiyor. Bunlar da olacak inşallah. Memnunuz yani Gemlik'ten. Hatta daha da ileri gidiyorum. Bunlar inşallah öbür seçimlerde tekrar AKP kazanır yani burada. Yani sizce Gemlik'te belediye seçimleri yine AK Parti kazanacak? Güzel çalışırsa kazanır. Yani ondan sonra devletle ilgili bir şeyler söylemek isterim. Şu anda seçimler güzel oldu. Milletimize, vatanımıza hayırlı olsun. En güzel şekilde hizmet etmelerini talep ediyoruz inşallah. Başta reis hocamız ve bütün bakanlar dahil. Ülkemiz için hayırlı olsun. Çok güzel bir seçim oldu. Kavgasız, gürültüsüz. Bundan sonra barış olmasını istiyoruz. Kavgadan yana değiliz. Kavgayı hiç istemiyoruz. Kavga edenleri de sevmiyoruz yani. Daha doğrusu. Barış olsun, güzellik olsun. İnsanlar birbirini sevsin. Anladın mı? Kardeş olalım. Kavgayla bir şey varılmaz. Ülkemizi her yerden batırıp yok etmek isteyenler var. Biz bunlara karşı birlik beraberlik olursak çok güçlü oluruz ülkemiz olarak. Teşekkür ederim. Benim söyleyeceklerim bunlar. Yani. Bundan ibaret. Evet sayın seyirciler, seçim süreciyle ilgili Gemlik'ten aktaracaklarımız şimdilik bu kadardı. Hoşça kalın. Gemlik'in en çok ziyaret edilen haber ve yaşam portalı Gemlik Life artık cebinizde. Google Play ve App Store'dan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.